Ben Hasan Diyarbakır Marangozlar Çarşısı'nda çalışmaktayım. Bizim elektrik faturalarımız daha önceden geliyordu 300-400, şu an geliyor 1200-1300. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu zamları lütfen düşürün. Biz geçinemiyoruz. Ve buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz. Siz zaten ödemiyorsunuz. Bari bu konuda bize yardımcı olun. Sobacıyım ben. Mesela daha önceki gelen bizim faturalarımız 350-400 gelen faturamız şu an 708 lira geldi. Başka nasıl oluyor? Ahmet Şehan Yakşı, Hürriyet Etim işletmecisi. Yani bu elektrik faturaları gerçekten son zamanlarda bayağı canımızı yakmaya başladı. Biz geçen sene bu vakitlerde 2000 lira elektrik parası ödüyorken şu anda 5.5 milyar arasına geliyor. Yazın bu bize 11.000-12.000 lira olarak dönecek. Çünkü şu anda sadece dolaplar yarı yarıya çalışıyor. Ama yazın 24 saat durmadan çalışmak zorunda. Yani bu da bizim fabrika çalıştırmıyor sonuçta. Sadece küçük bir işletmeyle esnafız biz. Yani 11.000-12.000, benim kiram sadece 4.000 lira. 2 kira, 3 kira parasını ben bir de TEDAŞ'a ödüyorum. Yani bu konuda sadece devletten bize yardımcı olmasını istiyoruz. Sadece bana değil, çalışanlarımın da mesela evlerinde işte 500 bin lira, şey pardon 500 lira, 600 lira elektrik parası gelirken şu anda 1500 lira, 1000 lira gelmeye başlıyor. Bunların hepsi maliyeti arttırıyor. Şahbettin Oğur, Diyarbakır Lice doğumluyum, Dolunay köylüye, Zazayım. Elektrik paraları artık sorulmaz. Öyle bir hale gelmiş, her bir dükkan 600-700 iş yapmış, 800-900 elektrik geliyor. Biz ne diyelim, diyecek bir şey yok. Evin elektrik faturası bir şeye kadar geldi 300-400, bu ay geldi 686 milyon para gelmiş. Yani çalışmayan bir insan için gerçekten de zor geçiyor. İş yerine ne kadar geliyor? Bu iş yeri abi buna da geliyor 600-700. Yani burada kazanılmış para da trasyona gidiyor. Daha önce ne kadar geliyordu? Daha önce geldi 120-130. Yani çok fazla geliyor bu sefer. Elektriktir, sudur, artık onun masrafını çıkarmıyoruz. Mehmet Nesip Ozan. Boş yetkili servisiyim. Elektrik faturası geçen ay 280 geldi, bu ay 800 milyon geldi. Yani bu böyle giderse kepe kapama kan yol gider. Benim adım Enver Geçmez. Doğma büyüme Sur içinde oturuyorum. Ve burada yani küçüklüğümden şu ana kadar burada yetiştim, burada büyüdüm. Elektrik zamları hakkında şunu söyleyeyim. Yani şu an zaten halk epey bir süredir sıkıntı yaşıyordu. Bu elektrik zamları da bu son dönemde, bu son kaç ay içerisinde halka çok büyük etkiler yarattı. Ve halk bunun buna karşı çok tepkili durumdadır. Bir an önce bunun için önemli, gerekli adımların atılması lazım. Yoksa halk içinde yani psikolojik sorunlar başlayacak. Düşünün, artık gençler intiharın eşiğine gelmiş. İşsizlik almış, başını gitmiş. Yani bu halkı yani bu şekilde bırakmamak lazım. Bütün yetkililerin bu halkı elinden tutması lazım. Yani gerçekten bu elektrik zamlarının derhal durdurulması lazım. Faturanız ne kadar arttı? Faturamız yani %300 diyebilirim. 3 kat daha fazla geldi. Düşünün, yani evlerde olmayan kişilere bile, yani evde bulunmayan kişilere bile 200-300 TL fatura gelmiş. Size gelen en son elektrik faturası? Bize gelen fatura yani 300. Düşün yani evde kimsenin olmamasına rağmen 390 TL yani şey geldi. Önceden ne kadar geliyordu peki? Önceden geliyordu 100-120.
O civar yani 3-4 kat elektrik gelmeye başladı. Derhal bunun durdurulması lazım. Yoksa bu durdurulmazsa halk bunun hesabını bütün herkesten her şekilde soracak.